Selamlar herkese. Bizi izleyenlere şimdiden teşekkür ediyoruz. Bugün nasipse yolculuğumuz Afyon'a gidiyoruz. Afyon'da termal otellerde uygun bir şekilde tatil yapmanın tatil nasıl yapılıyor? Geçtiğimiz yıl denemiştik. Gayet güzeldi. Arkamızda karavanımız var. Karavanla gidiyoruz. Tabii orada mevcut otelin tüm imkanlarından faydalanıp sadece konaklamasını yapmıyoruz. Çok uygun fiyata güzel de bir tatil oluyor. Biz beğendik. Geçen sene yapmıştık. Çok güzeldi. Bu sene tekrarını yapıyoruz. Devamını tekrar bir daha yapmayı planlıyoruz. Çünkü evladımızın bir tanesi maalesef yoğun derslerinden dolayı, kurs eğitiminden dolayı gelemedi. Bir daha onun için tekrar önümüzdeki ay içerisinde tekrar gitmeyi planlıyoruz. Şu an yanımızda Kaptan Memo'muz var. Allah nasip ederse kazasız belasız sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. İnşallah. Şimdiden bizi izleyen siz değerli seyircilerimize, bizi takip eden değerli takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi takip edip, beğenip, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. İnşallah güzel bir video olur. Şimdiden sağlık, huzur, mutluluk versin hepinize Rabbim. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Bizi takipte kalın. Bizi izlemeye devam edin. Yollarda da yağış var. Ama yavaş yavaş gidiyoruz. Hem zamanı değerlendirmek açısından. Bu hafta deniz çok bozuk. Aşırı derecede fırtına ve rüzgar dalga var. Biz de böyle bir günü değerlendirmek istedik. Evde kapanıp kalmayalım. İnşallah güzel bir video olur. Ama bizim için de her şeyden önemlisi çok güzel bir hafta sonu olur. Amacımız burada güzel tatlı anılar biriktirmek. Yani bir ticari faaliyet için değil, kesinlikle güzel anılarımız olsun. Hani 60 yaşında yaşayacağımız değil de genç yaşta yaşamak istediğimiz şeyleri yaşayalım. 60'tan sonra kimsenin bunu yaşayacağının garantisi yok. Paran olsa da gitme fırsatın olmaz. Ne bileyim, paran olur, görme fırsatın olmaz, yaşam imkanın olmaz, yediğin dokunur, giydiğin dokunur. Ne bileyim ya, yani yaşadıkça bunları görüyoruz. O yüzden ben biraz daha genç yaşta yaşamanın, gezmenin, görmenin daha faydalı olduğunu düşünenlerdenim. Bu dünya malına da tamahkar etmiyorum. Tabii ailecek de böyle bir yaşantının içinde olmamızın en büyük sebebi de eşimin ve çocuklarımın bana gerçekten büyük destek olması. Huzur, mutluluk. Bir insan dünyada ne isteyebilir ki? Para, pul, her şey geçici. Emin ol, huzurun, mutluluğun olmadığı sürece hiçbir anlamı yok. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bizi takip edin. Videonun devamında çok güzel şeyler olacak inşallah. Abone olup beğenirseniz seviniriz. Gidecek telefon. Telefon gidecek. Emo benim yazmış. Ne?
1450 TL. 1450. Evet. 3 kişi. Evet. Spa, sauna, termal havuzların hepsi. Başka ne vardı burada? Buhar odası. Bunların hepsi dahil. Kişi başı 600. Yetişkin. Küçük 250 mi o zaman? Tamam. 250 lira dedik. Normalde otelde kalsaydık yatılı olarak 40 bin lirayı ödüyorduk. Ben dün baktığımda 41 bin lira falandı. Şöyle çocukların sevdiği kaydırak. En önemlisi meme sahibi için kaydırak. Burada normal havuz, dışarıda açık termal havuz. İçeride bayanlara ve erkeklere özel, şöyle herkes çekmeyeyim, termal havuzları var yine. Sabun. Kimse olmadığı için rahat rahat çekim yapıyorum. Kimse olsaydı yapmazdım yani. Ve bayanlar özel hep buralar. Burası da bayanlar özel termal havuz. Mükemmel bir kar yağışı, 50 derece havuz. Ay, çok soğuk. Musa Bey. Efendim. Ay Memo. Kar yağıyor, kar tipi ve termal. Çok güzel bir manzara var. Bir taraftan kar yağıyor, bir taraftan sıcak havuz da açık. Çok harika. Ay, kimse gelmeden. Geldi canım. Evet. Babanın yanına gitti, babanın yanına. Çok sıcak. Hava aşırı sıcak. Yukarıda kar yağıyor ama aşağıda sıcaklık var. Ama aşırı da soğuk ama. Oha. Memo, masaların üzerine bayağı kar birikmiş. He. Evet. Evet, çok güzel kar yağıyor. Kışı da getirdik. Kışı da getirdik. Kar yağdı. Enes, buraya gel. Şu manzaraya bak ya. Hadi bakalım Memo. Evimize. Evimize doğru yola çıktık. Memo'cum, ıslatma üstünü hadi.
oradan bir kartopu gelebilir, dikkat. Hayır oğlum, pistir. Üstünden alsan tamam da yani, sıyırdın da aldın. Çok güzel. Şimdi bir çay koyarız. Mis gibi kar manzaralı. Çayımızı içeriz. Şimdi kar yağışını izleyerek yatıyoruz. Bizlere iyi geceler. Sizlere iyi seyirler. Şu an güzel bir kar yağıyor. Evet, gördüğünüz manzara şu an kar manzarası. Arkadaşlar, biz kahvaltıyı beraber hazırladık babamla ben. Kesin öyle. Türkiye'nin başkenti Ankara, termalin başkenti Afyon'dan herkese günaydınlar. Buz gibi bir hava. Dışarıda kar var. Hazırladık. Evet. Karlı bir günde dışarıda buz tutmuş her yeri. Allah'a çok şükür. Yuvamız sıcacık. Biraz ortalığı buz tuttuğu için memlekette kimsecikler yok sabahtan. Saat 9 civarı. Saat 9'u bir geçiyor. Biz yemeğe hazırladık. Bakalım. Annem. Kahvaltımızı yapacağız. Şöyle biraz. Kahvaltım bitmedi ama. Tabii canım. Biraz dolaşmayı düşünüyoruz. Daha sonra Kaplıca'nın imkanlarından faydalanacağız. Otelde. O otelin adını söyleyelim mi? Ben hayır canım. Reklam yapmıyoruz. Reklam yok. Bizim işimiz reklam değil. Yok be, gelecekler varsa gelsin. Gelecekler varsa tabii ki. Seviyorum. Afyon'a girilebilir. Afyon gerçekten Türkiye'de termalin başkenti. Yani bizdeki yaz turizmin olduğu gibi burada da kış turizmi var. İnsanların çok rahatlıkla gelip konaklayabileceği çok otel var burada. Yani oteller de çok güzel gayet. İşletmenin sahipleri demek ki yani özen gösteriyor ki ilgililer. Biz çok memnunuz. Yani bayağıdır geliyoruz ama 2 yıldır karavanla geliyoruz. Çok memnunuz yani. Tekrar bir daha gelmeyi düşünüyoruz yine. Şansımıza dün geldiğimizde kar yağdı. Nasip bakalım.
Afyon'un merkezindeyiz. Eski konak evlerinin olduğu meşhur Çetel Çarşısı var. Şurada mı yok? Bakarız, yok. Şurada bunun devamında vardı. İleride, arkada vardı bildiğim kadarıyla. Şöyle burada ne var bakalım. Şöyle bir tarafta, öbür tarafta da cadde var. Geldim. Sorun kovunca kimse yok caddelerde. Buz gibi. Havada kar yağış olduğu için. Evet. Çarşıda kimse tanımamış. Ne yiyeceksin? Güzel mi? Güzel mi? Söyleyeyim sana bir de. Güzel mi? Karıyla ne yapacağız? Onlar gayet iyi. Güzel de olmuş. Çarşı. Meşhur Taşan Çarşısı'nın içerisi böyle. Ayraç. Her şey bulunur. Ahmet Emre. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bakın içinde her şey var. Maşallah maşallah. Çarşı var. Üşüyor mu? Şurada güzel yer vardı. Çalışıyorsa bakalım. Faaliyet gösteriyorsa. Elindeki karı bence dışarıya atmalıydım. Gel. Selamünaleyküm. Günaydın. Nasılsınız? Çok. Siz de gitsin Allah. Neyse. Yemin etsin. Zahmetten hava atıyor. Aynı gibi. Bize bozsa gibi. Sıcak ısıyor. Süper. Oradan bir şey sipariş etmiştik. Aşkım gaz yağı lambası lazım mı? Sana gaz yağı lambası alabiliriz. Neyse baba. Hı? Siz de önceden gelmiştik. Helva. Hatırlamıyoruz. Olabilir. He, yemiştik doğru. Hatırladık. Alır alalım. Karnı kaç mı senin? Gaz yağlanması alabiliriz. Gaz yağlanması var. Gaz lambası mı var? Bunları yeni modernize etmişler. Bizim nostaljik radyolar gibi aynı. Radyo eksik oldu bence. 250 lira. Uygun fiyatına. Alayım sana hediye bir tane. He? Bunun içinde gaz yağı bulamayız da mazot katar yakarsın. Ben de boz koyuyorum. Ne oğlum? Kaç? 3 TL. Bozuk. Ne yapacaksın? Neyse. Helva helva. Şimdi otururuz ya. Çay falan içeriz. Buraya meşhur Dubai çikolatası buraya da gelmiş. Benden tarafa bakarsam meşhur Dubai çikolatası buraya var. Bu Dubai çikolatası nasıl bir... Koruyayız artık. Memleketin her yerini serdik. Bir ara şeye çıkmıştı ya, hatırladın mı? Pandemide herkes maske gelmiştir. Maske bulunur diyor ya. Şimdi de herkes diyor meşhur Dubai çikolatası gelmiş. Arkadaş ya, anlamadım. Ya. Türkiye'de yapıp da neden Dubai edersiniz Allah? Tamam oğlum yiyelim. Alsan güzel olur ya. Evet, yazın yiyemesi yok. Ama alan mı lan sana bundan bir tane? Niye? Beğenmedin mi? Tamam mı? Hadi bakalım. Teşekkürler. Ama afiyet olsun. Koy kenarıya onu. Şöyle yapalım. Evet, tatilimizin
tarafı. Şimdilik bitti. Yolculuğumuz başladı. Kazasız belasız sağ salim. Ayımıza ulaşmayı nasip etsin inşallah. Şu an Afyon'dan çıkıyoruz. Antalya Korkut istikametine gidiyoruz. Otelimiz gayet iyi. Keyfimiz güzel. Yedik içtik. Karnımızı doyurduk. Şimdi yavaşçık yol aldık. Gidiyoruz. Evet. Uygun tatil gerçekten oluyormuş. Yani biz geçen sene yapmıştık, bu sene ikinci senesi oldu. Yani toplamda 2 günlüğe 2900 TL gibi bir maliyet oldu bize. Gayet de güzeldi. Bizim gibi şimdi önde bir karavancı daha var. O da muhtemelen aynı şeyleri yapmış. Maliyetler düşüyor. Yani çok düşüyor. Yani 30 bin liraya, 35 bin liraya yapabileceğiniz, 25 bin liraya yapacağınız bir tatili gerçekten 2-3 bin liralara düşürmek, bilmiyorum ya, biz karavancılar için güzel bir şey. Bir de bu işin keyfindesin. Yani tamamıyla zevk için yapıyorsun. Bizim için çok güzeldi. Bizi izleyen değerli seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz, lütfen videomuzu beğenip abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden siz güzel, değerli misafirlerimize, değerli takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kalbi güzel olan insanlar, hepinize çok sağ olun, teşekkürler.